Bayım Olur Musun? Girişimci programını sunar. Reel sektörle mesai saati devam ediyor sevgili izleyiciler ve girişimci programındayız. Stüdyo konuğum Enet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Resul Düz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Resul Bey, sizin markanızın ismi Teletürk. Evet. Değil mi? Ne iş yapar Teletürk? Kaç yıllık bir kuruluştur? İsterseniz önce Enet Telekom'un genel sürecinden bahsedelim. Enet Telekom 2004 yılı itibariyle Türkiye'de serbestleşme dönemine girildi biliyorsunuz telekomünikasyon sektöründe. 2004 yılı itibariyle lisansını alan telekom şirketlerinden bir tanesi. Teletürk ise Enet Telekom'un ürün ve hizmetlerini reel sektöre pazarladığı markalarından bir tanesi. Markanın adı diyorsunuz. Evet. Bu kadar yıldır biz hizmet veriyoruz diyorsunuz ve Türkiye'de genellikle kullanılan bütün abonelerin bildiği bir telekom vardır. Bizim telefonlarımız işte oraya bağlıdır. Bu hizmeti bize telekom sunar. Biz her ay bunun faturasını öderiz. Öderken ay içinde aman ne kadar çok telefon açmışız diye biraz da böyle dertleniriz. Kendi kendimize de sistem ettiğimiz de olur. Ama ben bir de şeyi açmanızı rica edeceğim sizden. Sizin Telekom'dan farkınız ne? Telekom'la aynı işi mi yapıyorsunuz? Ve uzak mesafeli telefon hizmetleri ne demek? Bunu bize bir açın isterseniz. Hay. Bildiğiniz üzere dünyada bilgi iletişim sektörü üçüncü en büyük sektör haline geldi. Dolayısıyla dünyada oluşan bir trend var. Devlet telekomlarının dışında artık alternatif telekom operatörleri var. Dünyada bu bilinen güçlü bir olgu. Ve çok kullanılan bir olay. Tabii ki çok kullanılan bir olgu. Dolayısıyla Türkiye bu süreçten kendini geri alamazdı ama biraz aksak, biraz belli problemlerle Türkiye'de de bu sektörler, bu servisler Türkiye'ye geldi. Yalnız şöyle baktığımız zaman biz aslında Türk Telekom'un veya devlet telekomlarının yaptığı şeyin dışında farklı bir şey yapmıyoruz. Aynı şeyi yapıyorsunuz. Aynı şeyi yapıyoruz. Bütün servislerimiz aynı. Her şeyi, alışkanlıklarınızı, hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Kaç aboneniz var? Şu an 1000 küsur abonemiz var. İstanbul'da mı, Türkiye çapında? Türkiye çapında. Yalnız sektörde belli problemler yaşandığı için dünyadaki değerleriyle birlikte Türkiye'deki olması gereken olmadığı için sektör bilinmiyor. Ama sektör bilinmiyor ama çok güçlü de bir şeyi var. Şöyle söyleyeyim, siz eskiden Avrupa'yı 1 milyon 200 bin liraya arıyordunuz. 2005 Ağustos itibariyle bizlerin sektörde varlığı ortaya çıktığı zaman Türk Telekom'u hemen bir fiyat indirimine gitti ve %80 fiyatlarını revize etti. Yani size böyle bir dolaylı o yoldan faydamız dokundu diyorsunuz. Evet. Telekom aboneleri için. Peki dünyada bu bir trend haline gelmiş. İnsanlar devletin verdiği hizmetin dışında özel telefon hizmetleri alıyorlar. Gerçi Türkiye'de telekom da özelleştirildi artık. Biz hep devlet gibi geliyor, öyle alışmışız. Kafamızda en azından öyle yer etmiş ama telekom da özelleştirildiğine göre. Yani insanlar telekoma değil de ben Teletürk'e gideceğim diyebilir diyorsunuz. Evet. Peki ben Teletürk'e geçecek olsam ilk adım olarak ne yapmam lazım? Ve bu hizmet benim evime kadar gelmiş, şu anda da her şeyle de düzgün tıkır tıkır işliyor. Neden Teletürk'e geçeyim? Normal Teletürk geçiş, Türk Telekom'a bir geçiş süreci nasıl olduysa insanlar gidiyorlar Telekom'un ofislerinden veya bayilerinden abone oluyorlar ve Türk Telekom'dan artık konuşmaya başlıyorlar ve faturaları geliyor. Teletürk ürün telefon ve hizmet, bağlantısı. Aynen öyle. Teletürk ürün ve hizmetleri de bu mantıkla oluşacak. O yüzden zaten bayilik ve franchising girişimlerimiz var. Türkiye'nin bütün alanında Teletürk markasıyla bir servis ağımız oluşacak. İnsanlar ve kullanıcılar bize abone olacaklar ve servislerimizi kullanacaklar. Bizim
Telekom'dan veya bizim gibi şirketler, ben aslında Teletürk ve Türk Telekom diye bakmamak lazım. Ümetaş operatörleri ve Türk Telekom. Kaç tane var Türkiye'de sizin haricinizde? Şu an 43 tane lisanslı operatör var. Biz Telekom haricinde. Telekom haricinde. Hı hı. 43 tane lisanslı operatörden birisiyiz ama son 37'ye falan düştüğünü biliyorum. Lisans iptalleri oldu. Şimdi tabii bu 37 tane dediğiniz sistemin içerisinde neden Teletürk'ü tercih edeyim? Artı bir de Telekom varken. İşte aynı soruyu bir kez daha. Tam da oradayız aslında. Biz aslında sektör olarak daha kendi aramızda bir rekabet unsuruna henüz geçmiş değiliz. Yani siz benim sadece gibi derdim Teletürk'ün duyulması, Enet Telekom'un duyulmasından çok asıl önemli olan derdimiz ÜMETAH sektörünün duyulması. Yani biz bu 37 kişi birlikteyiz, evet, diyorsunuz. Telekom'a karşı biz kendimizi duyurmak istiyoruz. Karşıdan çok şöyle düşünelim. Şimdi dünyadaki cirolara bakmak lazım. Hı hı. Yani bizim sektörümüzün öngörülen, konuşulan 16 milyar dolarlık bir ciro hedefi var. Veya 20 milyar dolar diyenler de var. Hı hı. Şimdi 20 milyar dolar hedefi olan ses pazarının, bununla GSM ve diğerleri dahil olmak üzere, bu pastadan işte 50 tane veya 70 tane operatörün mutlaka kendilerine düşen payı alabileceklerine inanıyorum. Ürün ve hizmetlerine göre. Önemli olan şu, bir kere bizlerin ÜMETAH şirketlerinin varlığı, bir kere sektörde ses pazarında herkesi yoluna soktu. Yani 1 milyon 200 bin liraya Türk Telekom Avrupa satarken yıllarca, hı hı, birden 250 bin liralar seviyelerine düştü. Biz 90 bin lira seviyelerinde şu an Avrupa görüştürüyoruz. Yani şehir içi fiyatlarına siz buradan Almanya'yı arayabilirsiniz. Çok ciddi bir fark koydunuz tabii ortaya. Ki. 250 bin lira dediniz. Ve 90 bin lira dediniz. Evet. Aynı görüşme. Telekom, ÜMETAH şirketleri gelmeden önce de 1 milyon 200 bin liraya görüşüyorduk Almanya'yla. Dolayısıyla şimdi bir kere uzak mesafeli telefon hizmeti sektörü, hı hı, öncelikle KOBİ'lerin ve kurumsal şirketlerin kullanması gereken bir hizmet ve çok servis. Çok büyük bir fiyat farkı var tabii çünkü ki arada, değil mi? Tabii ki. Hı hı. İkinci en önemli şey de şu, bir kere biz bir şeyiz, bir denge unsuruyuz. Hı hı. Ya bizlerin yokluğu demek, sektörün yok olması demek. Türk Telekom'un örnekleri var Avrupa'da, Norveç'te Telekom özelleşti, Avrupa Birliği süreci bilmem ne, belli şeyler oluştu. Sonra oranın devlet telekomu çok radikal belli önlemler alarak, rekabete aykırı işlemler yaparak oradaki özel sektörü bitirdi. Hı hı. Sonra tekrar fiyatlar yukarı kalkmaya başladı. Türkiye'de bunun aynısının olmaması için hem kullanıcıların ısrarla ÜMETAH şirketlerini, Teletürk'ü demiyorum, herhangi bir ÜMETAH firmasını kullansın. Yani bu 37 kullansın şirketten herhangi birini kullansınlar diyorsunuz. Evet. Çünkü fiyatlar çok farklı. Aynen öyle. Yani hele hele şimdi evlerde tabii ki çok bireysel, hani bize gelecek ayda 100 milyon gelse, 200 milyon gelse, eski parayla 100 YTL ya da 200 YTL gelse, aman ne kadar çok geldi diyoruz. Ama bunu kurumlara, KOBİ'lere, şirketlere vurduğunuz zaman ve telefonla iş götüren şirketler var biliyorsunuz. Evet. Müthiş fiyatlar, müthiş farklılıklar çıkacak ortaya. Bu da çok önemli. Yani peki siz kendinizi tanıtmak için neler yapıyorsunuz? Buraya geldiniz önce, her şeyden önce buraya geldiniz. Evet. Kendimizi tanıtmak için öncelikle sektörün kanalında, hı hı, boy gösterelim istedik. Bir teşekkür de Bayim Olur Musun fuarına katıldınız. Evet. 7-10 Aralık arası Bayim Olur Musun fuarı var. Evet. Evet. Asıl hedefimiz şu, biz bir kere Türkiye genelinde çözüm ortaklarımızla, bayilerimizle bir kere Türkiye genelinde bir bayilik teşkilatlandırması yapacağız. Hı hı. Teşkilatlandırmanın bitimi paralelinde abonemize yönelik, abonelere yönelik belli kampanyalar başlatacağız. Hı hı. Girilmedik köy, kasaba, şehir bırakmayacağız. Bütün peki bu bayilikleri, özür dileyerek araya giriyorum, bayilikleri verirken
belli böyle yörelere, bölgelerde ihtiyacımız var buna diye, hani duyurulması açısından bu fuarı ziyaret edip belki sizi arayıp burada bulup böyle bir iş koluna girmeyi düşünen insanlar için soruyorum. Hakkari'den Edirne'ye kadar herkese ihtiyacımız var. Neler lazım böyle bir bayilik için? Ne kadar mesela bir para lazım? Bayilik için bayilik adı altında herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Sadece bizim bugün Türk Telekom'un biliyorsunuz belli tahsilat ofisleri var, arama ofisleri var vesaire. Bu buna benzer, bunun daha gelişmiş bir modelini biz oluşturduk. Yani bizim Teletürk İletişim Merkezi adı altında kuracağımız franchisinglere insanlar içeri girdikleri zaman bir, bütün ÜMETAŞ hizmetlerini alabilecekler. Abone olabilecekler ve ona benzer birçok ürünü oradan tedarik edebilecekler. İki, ÜMETAŞ faturalarını ödeyebilecekler. Üçüncüsü, bütün IT ürünlerini, bilgisayar ve onun muadili ürünlerinin hepsini... Yani işte, ADSL gibi bir şey de var. ADSL diyorsun. Abonelisi de olabilecek. Yani iletişimle ilgili, teknolojiyle ilgili... belli bir oluşum olacak orada. İnsanlar oraya, dükkanlarımıza girdikleri zaman oradaki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model oluşturduk aslında. Evet. Bu modelin maksimum şeyi 60.000 YTL civarında bir yatırımcıya şey var. Bunun karşılığında tamamıyla ürün ve hizmetleri satın alıyor. Onu da belli bir kar koyarak satıyor. Orada bir şey yok. Ama bizim sektöre girmek isteyen, Enet Telekom'la bayilik ve franchising düşünen girişimcilerin 60.000 YTL'yi gözden çıkarmaları gerekiyor. Zaten bir maliyette var mutlaka. Hangi iş koluna girse olacak o. Evet, zaten sizi Hizmet Türk Fuarı'nda bulabilecekler. Sizi nerede bulacaklar diye sormayacağım. Orada bulabilecekler. Ondan daha önce ise de tabii yine ulaşım adreslerinden kendilerinize ulaşabilirler. Şimdi bunlar dünyada bir trend haline geldi dediniz ama Türkiye'de bu kadar yaygın değil. Diyelim ki ben duydum ya da bugün bizi izleyen bir kurum sahibi bunu duydu. Bunu yaptıracak. İlk adımı ne olmalı? İlk adımı Enet Telekom'un herhangi bir bayisine müracaat etmeli veya direkt Enet ofislerinden herhangi birisine... Bir internet adresiniz falan varsa lütfen tekrar edin. Enet.com.tr adresinden... Enet.com.tr adresinden... TR adresinden bize abone olabilirler. Kredi kartı üzerinden ödeme yapabilirler. Her türlü işlemleri yapabilirler. İkinci adım, biz zaten abone olduktan sonra bir teknik servis uygulamamız var. Teknik servisimiz abonemizi arıyor, gerekli kurulumları, gerekli bilgileri nasıl kullanacağını anlatıyor. Ondan sonra müşterimiz bizim üzerimizden görüşüyor. Türk Telekom'dan fatura gelmiyor, tamamıyla Enet Telekom'un telefon hizmeti faturasını ödemeye başlıyor. Peki, alışmış olduğumuz kullanım şeklinden farklı bir uygulama gerekiyor mu sizin çalışmak için? Hayır, şimdi Avrupa ile aramızdaki fark bu aslında. Şimdi Avrupa'da bir pencere var. O pencereyi açıyor mevcut devletin telekomu veya yasalar onu öyle emrediyor. Bizde de yasalar öyle, mevzuatlar öyle ama uygulamada öyle değil. Diyor ki bir kod veriyor size, kısa kod. Bu kod üzerinden kim ararsa aransın Enet Telekom'un faturası gelecek anlamına gelir. Yani numaranın başına eklenen bir numara gibi. Aynen öyle, yani bir alan kodu gibi. Anladım. Bu alan kodu tartışması bizim sektörde çok yoğun yaşanıyor. Bugün katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin aksamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de büyük, yani hakim operatörlerin, gelişmekte olan operatörlerin önünü tıkaması ile ilgili bir sorun bu aslında. Dolayısıyla bizim hizmet ve ürünlerimiz çok detaylanmak zorunda kalıyor. Çok gereksiz cihaz aparatları takmak zorunda kalıyoruz. Müşterilerimizin santrallerine veya efendime söyleyeyim kullanıcı, bireysel kullanıcıların telefonlarına belli aparatlar takmak zorunda kalıyoruz. Bunlar da bir abone yatırımı anlamında bir maliyet, küçük de olsa. Bunlar bizi yoruyor. Dolayısıyla ama kullanım alışkanlığına geldiğiniz zaman ister istemez sizler de alternatif geliştiriyorsunuz. Bir cihaz üretiyorsunuz, çevirici Türkçe karşılığı
Dialer denilen bir cihaz var. O cihazı gidiyorsunuz telefonunuzun arkasına takıyorsunuz. Sonra hiçbir alışkanlığınız değişmeden telefon görüşmelerinizi yani benim telefon numaram 0216 diye başlıyorsa ben yine 0216 diye evimi arayabiliyorum. Aynen öyle. Hiçbir şeyiniz değişmiyor. Yani numaram da aynen. Hiçbir şey ilave falan yapmama gerek kalmıyor. Sadece giden çağrılarınızı bizim üzerimizden yapmış oluyorsunuz. Size gelen çağrılar yine aynı şekilde gelmeye devam ediyor. Nereden geliyorsa oradan. Nereden geliyorsa geliyor. Telekom'a bağlıysa Telekom'dan geliyor. Evet, enteresan bir şey. Peki bir kişi ev olarak düşünelim ve bir kişiye bu bağlanma masrafları ne kadar? Bağlanma masrafı... Ya da bir kuruma. Farklı oluyordur tabii değil mi? Tabii ki. Şimdi hizmetlerimizi isterseniz başlıklar altında lütfen. Açayım. Lütfen. İki türlü sektörümüzde iki türlü hizmet verebilme olanağımız var. Bir tanesi 0811 ara bağlantı hizmeti dediğimiz. Bunun üzerinden Türk Telekom hatlarına takılan belli aparatlarla veya insanların direkt numarayı çevirerek sisteme kaydolmasıyla birlikte arama yapmalarını sağlayan bir sistem. Hı hı. Bu daha çok calling kart, arama kartı hizmeti üzerinden kurumsal hizmet vermeye çalıştığımız bir konu. İkincisi daha profesyonel. Leaseline'la veya Framelame'le veya Cidat HDSL'le veya bildiğimiz ADSL üzerinden abonelerimizin santrallerine, harici çıkışlarına yeni bir cihaz takarak ikili, dörtlü, sekizli, 16'lı, 32'li kurumuna göre, şirketine göre değişebiliyor. Bir gateway koyarak oradan oluşan çağrıları alabiliyoruz. Artı burada en önemli şeylerden bir tanesi, atıyorum 10 tane şeyiniz var, şirket şubeniz var. Hı hı. 10 tane ayrı şirket şubenize 10 tane bizim cihazlarımızdan taktığınız zaman sınırsız kendi aranızda ömür boyu ücretsiz de görüşme olanağına sahip oluyorsunuz mevcut internet. Yani kendi şubelerinizle, tabii ki, bayilerinizle ücretsiz konuşabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Şu an zaten Enet Telekom tüm bayileriyle ücretsiz konuşarak kendi VPN şeyini test ediyor. Hı hı. Ve çok da başarılı. Türk Telekom'un vermiş olduğu internetin çok sorunlu olmasına rağmen değişik cihaz alternatiflerini deneyerek en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Peki sizin aynen bizde olduğu gibi bir üst kurulunuz var. Evet. Nasıl radyo televizyon üst kurulu varsa sizin de. Sizinkinin adı ne? Telekomünikasyon Kurumu. Telekomünikasyon Kurumu. Peki ne yapar bu Telekomünikasyon Kurumu ve sıkıntı yaşıyor musunuz bundan dolayı? Yani yaşamıyorum desem yalan söylemiş olurum. Yaşıyoruz. Telekomünikasyon Kurumu telekom sektörünü regüle eden, düzenleyen bir kurum. Tamamıyla sizde Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yapmış olduğu görev ve yetkilere sahip bir kurum. Telekomünikasyon Kurumu daha önceki Türk Telekom kadrolarından oluştuğu için önce Türk Telekom'un belli bir kolu gibi hizmet verdi. Buna rağmen birçok iyi şeyler yaptığını söyleyebilirim. Lisansların verilmesiyle ilgili vesaire, ama yaptırım anlamıyla, Türk Telekom'a karşı yaptırım anlamıyla çok belirleyici ve determinist olduğunu söyleyemem. Dolayısıyla bu anlamda sektörün önü tıkanmış durumda. Doğarken ölü doğduk. Bunun da en önemli kanıtı insanların bu sektörü bilmemesi. Hı hı. Yani bir sektör var, Türk Telekom'un verdiği hizmetlerin aynısını veriyor, onun sattığı rakamın %90 altında hizmet satıyor ve insanlar bunu bilmiyor. Hı hı. Çok garip bir ironi bu aslında, baktığınız zaman. Doğru. Genel anlamıyla. Bizim sıkıntımız sektörün bu anlamdaki daralması, bu anlamdaki telekomünikasyon kurumunun yeterince Türk Telekom'a ve mevcut hakim operatörlere bize davrandığı kadar ketum davranmaması. Yani elinde bir sopa varsa eşit vurması gerekiyor. Bize biraz daha fazla vurup yerlerine daha az vurmaması gerekiyor. Üvey evlat, öz evlat, evet, muamelesi mi oluyor? Aynen öyle.
Neyse, anne baba üvey de özü de hepsini ayırmaz, evlatların hepsini eşit sever diyelim. Bunu da bir iddia olarak kabul edelim. Evet, ilave etmek istediğiniz, benim sormayı unuttuğum ama enteresan bir konu, ama bu arada da şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki sizin tanınma yolunda atacağınız bir doğru ikinci adımda bu Hizmet Türk Fuarı, pardon, Bayim Olur Musun Fuarı dolayısıyla ne olacak? Bayileriniz olacak ve bayileriniz o ağ içerisinde kendilerini tek tek tanıtma çabasına girecekler ki iş yapacaklar ve dolayısıyla yukarıya doğru bir zincirleme tanıtım şeysi gerçekleşmiş olacak. Sizin ilave etmek istediğiniz ne var? Öncelikle reel sektörün, KOBİ'lerin ümetaş sektöründeki şirketleri tek tek araştırarak en azından bizim sektörden gelen randevu taleplerine evet desinler. Hı hı. Bir sektörü dinlesinler. Hı hı. En azından bir demo yapsınlar, test etsinler. Hı hı. Mevcut alışkanlıklarını da belli alanlarda değiştirme önerilerimiz olduğu zaman da bunu dinlemelerini tavsiye ederim. Asıl önemli olay şu, olgu şu: Türkiye'de iletişim teknolojileri geliştikçe bizim aklımıza sadece GSM geliyor. Hı hı. Yani havada uçabilmenin en önemli yolu karada güçlü istasyonlar kurabilmektir. Evet. Yani bu mobil şebekelerin vesaire oluşmasının en temel unsuru mutlaka karada bir yerlerden geçmesi lazım. Herhalde. Yani karasal hatlar olmadan havadaki hatların bir önemi yok. Dolayısıyla biz karasal hatlar üzerinden hizmet veren şirketlerin katma değerli üretmiş olduğu telekom hizmetlerine hep biraz GSM tarzı bakıyoruz. Avrupa'daki ve Amerika'daki, diğer Asya'da önemli bir yere ulaştı merkezi olarak. Şöyle düşünün, bu çok önemli bir konu aslında. Türkiye ileri ülkelerin en gerisi, geri ülkelerin en ilerisinde olan bir stratejiye sahip bir ülke. Hep böyle ilkokuldan üniversite yıllarına kadar hep bunları duyduk, dinledik. Hı hı. Dünyada 4 tane telekom merkezi var. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu. Bunların hepsinin birleştiği belli noktalar var. Şimdi baktığınız zaman Amerika zaten dünyanın telekom sektörü anlamında en büyük şirketlerin olduğu bölge. Almanya, Hollanda bir merkez oluşturmuşlar Avrupa'da. Rusya ve Çin Asya'da bir merkez oluşturmaya adaylar. Çin daha ağırdı bu anlamda. Bir de Türkiye, İsrail var. Orta Doğu'da. Şimdi İsrail bulunduğu politik konum gereği Orta Doğu'daki halkların trafiğini toplama şansına sahip değil. Yani hiçbir Arap, al bu benim trafiğimi yönet veya bu trafiğimin sizden geçişine müsaade et deme şansına sahip değil. Ama Türkiye hem İsrail'le iyi anlaşabiliyor, hem Araplarla hem Türkü Cumhuriyetlerle. Hı hı. Yani önemli olan şu anda biz Almanya'yı aradığımız zaman, pardon, Özbekistan'ı aradığımız zaman nereden arıyoruz biliyor musunuz? Amerika üzerinden arıyoruz. Almanya üzerinden arıyoruz. Hollanda üzerinden arıyoruz. Hı hı. Suriye yanı başımızda, biz nereden arıyoruz? Amerika'dan arıyoruz. Nereden arıyoruz? İşte Rusya üzerinden arıyoruz. Yani kendi komşularımızda telekom olarak direkt bir altyapı, bir ara bağlantımız falan olmadığı için dünyada bu belli birleşmiş telekom operatörlerinin bulunduğu alanlar anlamıyla bizim bir ağırlığımız yok. Hı hı. Burada bir tercih yapmak gerekiyor. Bu tercihi de Türkiye'de data merkeziyle birlikte, Türkiye bunun en önemli geçiş noktası olacağını düşünüyorum. Buradan herkese çağrı yapıyorum ki tüm telekom operatörleri birleşsin, Türkiye'yi bir geçiş noktası yapsınlar. Asıl değer orada bence. Hı hı. Teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah, biz çok mutlu olduk. Sevgili izleyiciler, ENET Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Resul Düz stüdyo konuğumuzdu girişimci programımızda. Reel sektörde mesai saati devam ediyor. Az sonra tekrar birlikte olacağız.